Al işte uçuyordu adam Kasımpaşa'da. Uçuyordu adam. Jackson Mureka. Sen de abi Weghorst'u almışsın. Santafor oynatamayacaksın ki. Weghorst'tan sonra da Abubakar'ı almışsın. Santafor oynatamayacaksın ki. Adam nerede görüldü sağ açıkta sol açıkta iyi oynadı. Sen 4-3-3 oynayan bir takımsın. O dönem Bayan İsmail Yazın bir hayaller gördü. Ben bu takıma 3-4-1-2 oynatacağım. 3-4-1-2 oynatacağım. Bana 4 santrafor lazım. 3 tane aldırdı. Ya biri Cenk Tosun zaten. Hani. Abi sonra vazgeçti son maç. Sampdoria ile oynanan Vodafone'daki maçta. Ya yok dedi biz 4'le oynayalım. Biz oynayamıyoruz falan. Hocam ne oldu Mureka? Sağda solda olmadı tabii abi. Çünkü adam santrafor. Sen fırsatları değerlendireceksin. Son olarak. Artık böyle bir zahmet şeyi alın yani. Tamam Amerika'dan oyuncu almak. Amerika'dan her şeyi alıyorsunuz. Atlanta takımında kardeşim. Lille'de eski Brezilyalı vardı ya. Lille hani böyle kısa süre Bielsa çalıştırırken sağ kanatta solak. Luis Araujo. Al abi. Ayrıca böyle Brezilya Ligi'ne scout gönder yazın. O eyalet liglerinden falan bak abi. Bak yani benim bir izleyemediğim ligleri de izle bak. Bunlar sırf benim hani Luis Araujo'yu da tamamen sabahleyin özette görüp. Yani büyük tesadüf. Çok büyük tesadüf. Başka oyuncuya bakıyordum. Aa Luis Araujo tabii hemen listemize ekleyelim. O yüzden 14'ü açtık. Kusura bakmayın ama. Yani yönetimden birkaç kişiye bu görev verilse şeyle beraber yapsınlar işi Ceyhun Bey ekibi yapın abi bir şey değil ama karar verin. Ve mümkünse Hakim Ziyech ya da Angel Di Maria'yı alın. Seneye kesin şampiyon olmak istiyorsanız. Onu da söyleyeyim. Bunlar sponsor olacaksa stada. Bu arada bir tek Gazprom yok abi. Güney Kore var değil mi? Farklı farklı firmalar şu anda evet, görüşmeler işte, devam ediyor. En güçlülerden şu anda Gazprom ama. Kanginli'yi gibi oyuncu vardır abi. Ben bilmiyorum şu anda. Çünkü ben Kanginli'yi Valencia'da yedek kalırken fark ettim. Oo falan diye. Sonra Güney Kore maçında falan gördüm. Kesin vardır şimdi orada Seul'de oynayan. İşte başka hangi takımlar var Güney Kore'de? O takımlara bakın abi. Vardır. Beijing Guan. Ha o Çin. Ha özür dilerim ya. Pardon. Beijing pardon, şey demek. Pekin'in Çincesi değil mi? Çincesi. Ya da İngilizcesi mi? Özür diliyorum. Estağfurullah canım ne olacak? Var. Sen bütün Asya'yı bir görüyorsun. Sultan Galiyev. Değil mi? Sultan Galiyev'in büyük Türkçü. Valla seni tebrik ediyorum. Muazzam bir çalışma yapmışsın. Abi yapmıştım. Bütün sezon yapıyorum. Sadece böyle toparladım. Kendime bir böyle challenge yaptım. Evet, güzel. Bir derli toplu çıkayım. Güzel. Her sefer söylüyorum diye. Evet. Şimdi yani bunun üzerine yorum yapmaya gerek yok. Şimdi birini Fenerbahçe, birini Galatasaray aldı. Birini de Trabzonspor aldı bu listeden. Ben sana söyleyeyim. Ama Galatasaray bence Raşit San'ın bonservisini alsın abi. Hiç düşünmesin ya. Mesela yani hani anlıyorum evet. Yani evet, Beşiktaş sen bak abi Galatasaray almıyorsa Türkiye'de de gösterdi kendini. Yani yazılan yeni doldurmak kolay mı? Abi bir teknikle Şenol Güneş'ten siz ilk sene Mario Gomez'le Sosa vardı. Ne demek ya Mario Gomez'le Sosa gitti takımın açık ara. Türkiye'ye gelmiş yani Beşiktaş'a gelmiş. Beşiktaş'tan yani ben Metin abi, Ali abi, Feyyaz abiye sordum. Metin abiyle Feyyaz abi golcülükte gelmiş gibi şey en iyisinin Mario Gomez olduğunu söylediler böyle. Ali abi o dönemler karşılaştırılamaz Ali dedi. Bizim gol attığımız zamanla o dönem kaleciye geri pas, offside kuralı tamam abi dedim. Ama 3'te 2, Beşiktaş'ın efsane forvet attığının 3'te 2'si en iyi Mario Gomez'di. Öyledir. Sosa. Mario Gomez de Sosa gitti. O zaman Wagner Love'la Dele Alli'yi alsaydın, Dele Alli o zaman yani şimdiki gibi olsaydı Dele alsaydı, ikinci sene şampiyon olamazdın zaten. Ama Abubakar ve Talisca efsaneleri doğdu. Yani hazır olursan, yaparsan, yapar. Bak bu Şenol Hoca'ya bir kez daha teknik direktör olarak bir takıma teknik direktörünün %100 konsantre olduğu zaman açıyorum konuyu. Şenol Hoca Trabzon'a doğdu bir de orada oynadı. Oranın efsanesi işte spor kompleksinin adı verildi. Ama Beşiktaş tarafları daha da çok seviyor Trabzonspor taraftarını. Ya da yöneticilerinden diyelim. Şenol Güneş tamam ömrünün sonuna kadar çalıştırsın işte bu sırf %100 sizin tek göreviniz Şenol Güneş'le ilgili. Hoca başka bir şey söylediği zaman işte mesela Spinoza. Hocam sol açık. İşte Şenol Hoca diyecek ki işte Kartallar yanlış. Ömer Hayyam. Hocam Ömer diye bir sağ bek var. Alt ligde izleyelim mi? Konuyu böyle yapacaksınız. Yani Şenol Hoca'yı teknikle %100 konsantre tutacaksınız. Şenol Hoca ile ilgili göreviniz bu. Geri kalan da bu. Hadi ama. Hocanın şöyle yayına girmeden önce baktım. En son acaba bir takıma sonradan ne zaman geldi bir görev aldı diye. Yok. 2009. Trabzonspor. Trabzonspor. Burak Yılmaz'ı aldı. Değil mi? 2009-2010 sezonu. Hı-hı. Hugo Broos muydu? Hı-hı. Teknik direktör. Değil miydi? Maradona'ya karşı hani efsane resimde 86 yarı finalinde yani. Böyle evet. Dikilen Belçikalı futbolcuna biri değil mi Hugo Broos? Evet. Trabzon evet. Teknik direktör. Ondan sonra o dönem gelmişti. Ersun Yanal mıydı Hugo Broos muydu?
Yanılmıyorsam Hugo Broos'ta. Ya. Önemli değil ama yani, Hugo Broos'la ilgili bilgim bak, güzel. O efsane fotoğrafta. 2009 yani 14 sene olmuş. 14 sene sonra bir takıma sonradan gelip aslında imza atıyor ve bir başarı ortaya çıkartıyor. Ve bu başarının karşılığında da ilk göreve geldiği bölümden sonra birçok oyuncuya da şans veriyor, fırsat veriyor. Her birinden nasıl performans alırım diye baktı. Aldığı performansların karşılığında oynatmaya devam etti. Ve sonrasında şu anda onun dönemiyle birlikte en fazla puan toplayan, en iyi puan ortalamasına sahip hoca oldu. Şimdi doğru hoca mu? Burak Yılmaz'ı Trabzonspor'a getirdiği gün, ertesi günü milli maç olsa, Burak Yılmaz 11'de başlasa, o dönemin milli takım hocası Fatih Hoca'yı neler derlerdi biliyor musun? Nereden nereye yani? Burak Yılmaz, Fatih Terim, Şamil Güneş. Tabii, tabii, sonra tabii. Burak Yılmaz, Fatih Terim beraber başarıları milli takım. Şimdi 2009-2010, 2010-2011 sezonunda da takımı yarışın içerisindeydi. Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı son maça kadar, son ana kadar aynı puanda Fenerbahçe şampiyon oldu. Yani şu anki mevcut performansa baktığımızda Beşiktaş aslında en iyi transferini yapmış durumda. Yapılabilecek en iyi transferi Şenol Güneş olmuş. Gelecek sezonla ilgili senin bu listeyi hazırlamanı sağlayan, Beşiktaş taraftarını gelecek sezonla ilgili heyecanlandıran, Beşiktaş'ın umutlarını arttıran bir transfer yapmış şu anda Şenol Güneş bu takımın başında. Ne olabilirdi? Dominic Torrent gibi olabilirdi. Geldi Fatih Hoca'dan sonra bir hayal kırıklığı. Devam etseydi Galatasaray taraftarının en ufak bir umudu olabilir miydi gösterdiği performanstan dolayı? Olamazdı. Değil mi? İstediğin kadar transfer yap. Hocaya bir güven olmazdı. Camianın herhangi bir şekilde bir inancı olmazdı. Yeni sezon adına bir umut olmazdı. Şimdi Beşiktaş'ta her şey var. Ne eksik? Dediğin gibi transferler eksik. Şu anda kemik bir kadro, iyi performans aldığın oyuncular, en azından gelecek sezon kimlerle yoluna devam edeceği konusunda hocanın 3 aşağı 5 yukarı birçok şeyi netleşmiş durumda mı? Belli ki netleşmiş durumda. Onun anlaşmaları da yapıldı mı? Nedir? Masuaku devam ediyor. Değil mi? Redmond konusu devam ediyor. Değil mi? Birçok oyuncu ile ilgili olarak. Bunların fayda sağlanabileceği takviyelerle birlikte Beşiktaş tıpkı hocanın sonradan gelip bir sezon sonra şampiyonluğa oynattığı gibi gelecek sezonda ligin en iddialı takımlarından bir tanesi olabilir. Yani bu sezon gibi bir kırılma yaşanmaz. Gelecek sezon bu takviyeler. Çünkü Beşiktaş'ın kadrosu ben başından beri söylüyorum aslında. Valerian İsmail döneminden itibaren iyi bir kadrosu var. Performans alabilecek, yarışabilecek, yarışın son ana kadar içinde yer alabilecek bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Devre arasında da bu transferler yapıldı. Sen bir mevki üzerinden ve özellikle hani hücum hattı üzerinden, bunun yanı sıra 3-4 tane diğer mevkilerle ilgili. Tabii haftaya yerinde, isterseniz böyle sağ stoper hazırlayın. Evet, İster misin? Yerinde, görev ver bana, tabii, ödev ver. Sağ stoper konusu, evet. Yani çünkü bir hocanın bir oyun şablonu vardır. O oyun şablonunda da başarıya ulaştığı bazı mevkiler vardır. O mevkilerdeki performanslar çok belirleyicidir. Tıpkı senin bahsettiğin oyuncular gibi. Ya da işte nedir? Orta sahada özellikle gol ve asist konusunda aksiyon içerisinde. Evet. Bundan çok kıymetlidir. Salih bozulmasın şimdi ya. Gerçekten ben performansını çok beğendim ya. Dilerim bizi kastetmiyordur ya. Galatasaray orta sahaları, Beşiktaş orta sahaları. Diyor ya maçtan sonra. Perşembe sıkıldım, programları izledim. Biz de perşembe çektik ya. Üzülürüm yani. Ben Salih'i zaten çok seviyorum. Ya bir de yani Salih ile teknik direktör ve arkadaşın uyumu zaten maçı kazandıran kesinlikle yani. Doğru doğru haklısın. Bundan peki. Ayrıca alınacak bir şey yok. Bu senin ne kadar iyi performans sergilediğin, ne kadar iyi bir takım oyuncusu olduğunu gösteriyor o orta sahalara karşı. Bak bu böyle Torreira'lar falan, bak hepsi ve İtalya Serie A'ydı. Torreira da Serie A'ydı. Mertens de Serie A'ydı. Napoli, Torreira Serie A'da oynadı. Roma'dan geldi zaten Sergio Oliveira. Bak sen de zamanda Roma'ya gidiyordun. Roma'yı ayağına getirdin. Çünkü senin böyle takımın daha iyi. Jetson'la Amir gol attı. En çok Amir beklenenin üzerine çıktı yani. Şimdi Allah aşkına Salih, sene başı sorsalar Amir'i mi alalım, Torreira'yı mı alalım? Salih sen de şimdi tabii Amir'i istersin. Ben de şimdi Amir'i isterim. Çünkü Galatasaray'da Torreira, Beşiktaş'ta Amir harcama bütçe geliştirmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Destekliyorum. İşte en önemli. Ama sene başı Salih sen sportif direktör olsan sen de Torreira'yı alırdın. Güzel kardeşim. Doğru tabii canım. Doğru. Doğru. Haklısın. Peki Beşiktaş'ı da bu şekilde bitirmiş olalım. Haftanın oyuncusunu seçelim. TCL'le haftanın en net performansı. O zaman ben saçımı açayım. Saçı açıp gol atayım mı? Açıyorum saçı.
TCL haftanın en net performansında Ali'ye saçları açıyor. Hadi Ali bakalım. Haaland. Biraz da ben de hazırlık yapsaydım da sarı sprey. Gerek yok spreye ya. Haaland. Haaland. Bu Esmer Haaland. Haaland Norveç. Manchester City'de. Ha, açtım gole gidiyorum şimdi bak. Evet. Rekoru kırdı. Evet. Premier Lig'de. Yeni kestirdim ya. O yüzden kısa çıktı şimdi ama idare edin ya. Premier Lig'de Esmer 35 gol. Premier Lig tarihinde olağanüstü bir performans şu anda. 45 resmi maç bu sezonki performansı. 51 gol 18 asist. Bu nedir ya? Bir de abi mesela bu nasıl bir şeydir eski yani? Golcüleri düşün. Çok gol atanlar. Shearer, Owen falan. Her maç 90 dakika oynuyordu abi sakatlığı yoksa. Bir de Haaland da alıyor oyundan devamlı. Bazı maç başlatmıyor falan. Adam 5 tane atıyor oyundan alıyor ya. Bu nedir ya? Olabilecek çok şey mi doğal. Ya? Çok doğal. Bu kadar çalışması. Yani şimdi ilk ben şunu hatırlıyorum. Ben yine böyle hep diyorum. Hayatta ben hep böyle hareketli ortalamaya bakarım. İlk geldi. İlk maç hiç böyle takımla bir adapte olamadı. O işte charity shield maçıydı. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Liverpool Manchester City. Evet. Darwin Núñez daha iyi gözüktü. Sadece o maç. Serap gibi oldu. Çölde Serap gibi oldu. Sonra Darwin Núñez herhalde çalıkların başka... Çalıkların arasında kayboldu. Yani hem de öyle böyleydi yani. Dün benim çalıklarım arasında kayboldu. Dün saçma sapan hareketler kaçırdığı falan. Neyse. Haaland ise bu ligde başka bir şeyler varmış. Dur bakalım. Önce bir şu benim hareketlenmeme göre Kevin De Bruyne pas atmasın. Ben Kevin De Bruyne'nin pasına göre hareketleneyim. Çok iyi olacak. Çünkü adam kral. Önce onu çözdü. Çünkü ilk maç böyle buraya atsana, hayır oraya attım, şuraya atsana dediler ya. Sonra hep artık haksız rekabete döndü o. Kevin De Bruyne'nin paslarına göre koşmayı öğrenince. Sonra böyle hatırlıyor musun? Böyle Dortmund'dayken böyle offside önce hızını arttırmak için böyle dimdik koşuya başlıyordu. Onu çalışıyordu. Daha hızlı koşmak için, daha büyük adımlar atmak için. Sonra offside'a düşmemek için başka çalışmalara başladı. Ya bu sürekli hareketli ortalamada çalışmalarda eksik taraflarını gidererek olağanüstü bir oyuncuya dönüştü. Şimdi Real Madrid'i eledi. İstanbul'a geldiler. Haaland, De Bruyne, top sizde. Bak 40 yılın başı değil. Ben böyle fakir ama gururlu stil severdim. Niye böyle işte United'ı yenip şampiyonluk yarışında dengeleri bozar diye Liverpool'a karşı. Ya bunlar hayaller yani o... Darwin Núñez gibi boşlukta biraz, evet. Dalgalandık ondan sonra yani. Haftanın açık ara oyuncusu. Ha, daha iyi oyunda başarı mı? Var. 35 gol ne ya? Karşıya kalır mısın abi sen bu 35.5? Ve daha lig bitmedi. Ne olacak ya bilmiyoruz ama gerçekten olağanüstü bir performans. Haaland, TCL haftanın en net performansı olarak yazı tura da değerlendirdik. Ali'ye ağzına sağlık. Senin de kardeşim. Özellikle bu çalışmandan dolayı bir kez daha tebrik yapayım ediyorum. Yapayım ben ne zaman nereye isterseniz. Fenerbahçe'ye de yapayım istersen. Yapalım Fenerbahçe'ye de. Ama önce Beşiktaş yapayım. Yönetici harekete geçsin sonra. Tamam peki. Kalanlar. Abi dinlemiyorlar ki zaten. Mesela bak Fenerbahçe'nin tek yapması gereken Abubakar'ı almaktı. Hala bazı Fenerbahçe'ye itiraz ediyor. Tamam abi iyi. Artık tamam, geçmişi değil tabii siz geleceği. Tamam siz haklısınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.